Ben dünyada olan dünyanın her tarafında yaşanılan kötülüklerin, kötü olayların, savaşların, iç kargaşaların kötü insanlar tarafından, onlar hiçbir zaman kendiliğinden oluşmuyor. Kötü insanların sayesinde, kötü planlar sayesinde bu olaylar yaşanıyor. Ben sonunda iyiliğin kazanacağına inanıyorum. Ama bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Belki biz görmeyiz. Nasıl olacak? Yani insanlar yoğun çaba sarf edip de kötüleri dışarıya mı, onlarla savaş mı verecek? Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü herkes ekmeğinin peşinde. O şekilde düşünmez. Sadece işte karnını doyurmak için, ihtiyaçlarını gidermek için insanlar çalışıyorlar günlük bir yerlerde. Bir işlerle meşgul oluyorlar. Benim düşüncem daha farklı türde. Şimdi mesela zirvenin bir süresi var. Zirvede kalmanın bir süresi var. Mesela bir futbol yıldızı oluyor insan. Çok iyi futbol oynuyor, çok iyi goller atıyor. Bütün dünya konuşuyor o insanı. Zirvede kalıyor belki 10 sene, belki 15 sene. 15 sene sonra çaptan düşüyor. Onun yerine başka birisi geliyor. Veya bir sanatçı işte iyi şarkı söylüyor. İşte dünyayı sallıyor, iyi müzik yapıyor, yazarlığıyla birlikte, şarkının sözleriyle birlikte zirvede kalıyor. 30 sene mesela Michael Jackson gibi. Ama onun da bir süresi var. Ama yaşamı insanın el vermiyor. 50 sene, 60 sene kalıyor zirvede. Ama sonunda bitiyor o zirvede. Bunun örnekleri çoğalabilir. İşte iyi televizyon programı şovmenlik yapar. Onun da bir süresi var. İnsanın fiziki sağlığı el verdiği sürece yapabilir. İş adamlığında biraz farklı oluyor. Hani ticarette biraz farklı oluyor olay. Bir insan ticaretle ilgilendiğinde ticaret insanı, yaptığı iş insanı ister istemez gün geçtikçe geliştiriyor yaptığı işi. Bu kaçınılmaz yani. İnsan eğer geri zekalı değilse bu insan ister istemez gelişiyor. Yaptığı iş gelişiyor. Büyüyor iş. Yaptığı iş büyüyor, değişiyor. Nasıl oluyor? İşte bugün mesela bir kasa limon alıyor, satıyor. Ondan sonra bir süre onu satıyor. Sonra onun yanına bir şey koyuyor. Limonun yanına bir şey koyuyor. Onu da satıyor. Sonra genişliyor yaptığı tezgah genişliyor. Sonra tutuyor manav dükkanı açıyor. Yani sürekli gelişiyor. Ticarette böyledir yani. Ayakkabı boyarsın. Yarın ayakkabı boyarken şeyin bağcığını alırsın. Ayakkabı bağcığını dizersin oraya. Yani bir adım ileriye gitmiş oluyorsun. Az da olsa satarsın onu. O ayakkabı bağcığını. Yarın
ayakkabı ile ilgili bir şey daha alırsın. Yani hep büyür yani. Ticaret hiç durmaz. Büyür. Yarın manav dükkanı açarsın. O manav dükkanı yarın süpermarkete dönüşür. Sonra bir tane daha süpermarket. Yani ticaret hiçbir zaman durduğu yerde durmaz. Sonra tabii insanın zamanını alır, bu gelişir. Düzgün ticaretten bahsediyorum. Mesela bunun ülkemizde iki tane örneği var. Sabancı ile Koç ailesi, birçok fabrikaları var. Çünkü öyledir yani, bir işe giriştiğin zaman eğer başarılıysan onun başka bir dalda fabrika açıp artık yolu biliyorsun. Yol ve yöntemi biliyorsun. Sonra o fabrikaların başına bir sonraki nesil geçer, bir sonraki nesil geçer. Yani şey durmaz. Ticaret durmaz, gelişerek gider. Yani gelişen, yani o ticaretin zirvesi yoktur. Şimdi ticarette de kötü niyetli insanlar güçlendikçe, güç sahibi oldukça bu sefer insanları yönetmek isterler. Güç ya, görürler yani insanların da sadece çalışmakla ilgilendiğini. Güç sahibi olunca derler biz bu insanları yönetelim. Daha da güç sahibi olunca bu sefer dünya insanlığına el atarlar. Örnek yani, bugün örnek var, bunların örneği var. Ondan sonra bu çip olayları, hani söylentiler, insanlara çip takılma olayları falan. Tabii savaş çıkarma, başka ülkelerde savaş çıkarma, insanlarla oynama, insanların geleceklerinde oynama durumları. Bunu yaparken tabii bu programları yapan da insanlar, onlar düşüncelerini söylüyor. Bir alttaki insanlar da ona göre plan program yapıyorlar. Belki o insanlar kötü insanlar değil ama ekmeğini kaybetmesin diye kötü insanlara hizmet veriyorlar. Tabii onun önüne iyi sos, yani insanların rahatsız olmayacağı şekilde planlarla insanlara kabul ettiriyorlar. Şimdi ben bir film izlemiştim. Bu çevrilen filmlerin ileride gerçeklerinle karşılaşıyoruz. Mesela 40 sene, 50 sene sonra o seyrettiğimiz film gerçekleşiyor. Önce insanları alıştırıyorlar. Bu Hollywood'daki film senaryoları daha sonra karşımıza çıkıyor gerçek olarak. Bir iki tane filmden bahsedeceğim. 5 milyonluk adam vardı. Bundan 40 sene önce bizim televizyonlarda dizi olarak seyrettiğimiz Bionic'ti. Lastikleri değil, patladığı zaman lastiği elinle değiştirirdi. Bizim ilkimizi çekerdi. Tabii 40 sene önce böyle bir işte robotun yapılması insan gibiydi. Yani her şeyi yapıyordu. İlgimizi çekiyordu. Ama şu anda robotlar bizim yaşamımızda, bu akıllı robotlar insanların yerini alıyor. 40 sene önce dizi filmdi. Bir tane araba vardı. Konuşan bir araba vardı. İsmi Mike mıydı, neydi? O da bir dizi filmdeydi. Şu anda insansız
arabalar var. Hizmet veriyorlar, taksi olarak kullanılıyorlar gelişmiş ülkelerde. Yani o zaman için konuşuyordu o ışıklandırmayla o araba. Bir film izlemiştim. Yukarıdan gaz atılıyor. Bütün insanlar ölüyor o atılan gazla. Bütün insanlar, zaten amaç da o. Orayı insandan temizlemek. Sadece çok kısa boylu insanlar o gazdan etkilenmiyor. Yani gazı öyle bir üretmişler ki normal insana göre yani. Onun tabii o gaz üretilirken onun içeriği önemli. O cüce gibi insanlar yani çok küçük boylular gazdan etkilenmemişlerdi. Bu insanlığın kazanacağını söylememin sebebi içimizden acı çeken insanlar var yani yaşamı boyunca böyle hep düşünüyor. Genelde insanlar pek düşünmezler. Yani dünyada da böyledir yani. Düşünerek hareket etmezler yani. Günlük ihtiyacına göre işte eğer çalışıyorsa yani herkes her yerde iş bulabildiği oranda çalışırlar. Onun haricinde işte çok büyük bir nüfus çalışmaz pek. Yani para kazanacak işte çalışmaz. Öyle gün bir türlü geçer. Sokakta, orada, burada geçer. Yani gördüm ben bunları yani. Onun için de o geçiyor yani gün. İşte günde bir tane meyve de yiyse, bir de bir şey de olsa geçiyor gün yani insanlar bir türlü yaşıyorlar yani. Tabii düşünen insan da var yani her ülkeden az miktarda da olsa düşünen, algılayan, zaten her insanın, her ülkenin başarılı insanları vardır. Düşünür, görür, eder. Hiç olmadık yerden çok akıllı insanlar çıkar. Düşünüyorlar. Bu insanlar da görüyorlar yani başlarına geleni, yapılanı izliyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar. Ve bu güzel insanların, akıllı insanların arasında da bilim adamları çıkıyor. Yani laboratuvarda çalışan, üreten, araştırma yapan. Bu mesela kanser üzerine olsun, aşılar üzerine olsun, birçok konuda araştırma yapan bu insanlar yani bunlar özel bir yerde yetişmiyor, aramızdan çıkıyor başarılı insanlar. Bunlar tabii tespit ediliyor, davet ediliyor, konfor, iyi parayla da bu insanlar orada yaşıyorlar. Ama bu insanların da yani içlerinden mesela nereden geldiğini bilen insan var yani. O anı değil de ben hangi aşamalardan geçerek buraya geldim diye geçmişini unutmayan insanlar da var veya hedefleyen ben mücadele edeceğim kötülükle diye. İdealist insanlar da var. Tabii bunlar elinde mikrofonla tutup da etrafa söyleyecek hali yok. Kafasının içerisinde böyle insanlar var. Tabii biz onları duymuyoruz yani. O insanların kendi kafasında hedefledikleri şey bu dünyaya yön verenler, işte savaş çıkartanlar, insanları yani perişan edenler, insanların hayatını oynayanlar çok çok güçlü oldukları için kendilerine bir şey olmayacağını hep düşünürler. Tabii hep kendilerini
koruma altındadırlar. Yani böyle pek insanlarla iç içe olmazlar. Çünkü para olduğu için kendilerine özel bir yaşam imkanı, iyisinin iyisinin iyisi vardır zaten. Yani insanlara karışmasına gerek yok. Bundan dolayı da bu insanların da bu yani insanlıkla oynayan, insanlığa zarar veren insanların da kendilerine göre bir planları vardır. Şimdi mesela sular kirleniyor, zehirleniyor bu bir şekilde. Kullanılamaz hale geliyor. İşte pırıl pırıl denizler, nehirler, yok altın aramaydı gibi bahanelerle, kimyasallarla yerin altı kirletiliyor. Tabii o ileride su kaynakları kuruyacak, bu hesap ediliyor yani. Yukarıda ozon tabakası, kullanılan bu spreyler, sprey türü kullanılan kimyasallar yüzünden delindiği söyleniyor. Uzaya atılan, başarılı olmayan uzay araçlarından dolayı uzayın hani çöplük gibi uzay, hani izlemiştim öyle bir videoyu, hep gönderiliyor ama yarı yolda kalıyor. Yani deneyler yapıldığı için uzayda kaybolan, yukarıda kaybolan uçaklar, şunlar bunlar, tabii orada yer çekimi olmadığı için oradan oraya oradan oraya savruluyor onlar. Yani uzay çöplüğü diyorlar. Bunun gibi insan yaşamını etkileyen, sıcaktan mesela buzullarda buzullar kırılıyor. Bundan dolayı da seller oluşuyor. Yani şehirler suyun altında kalıyor. Tabii yani dünya sürekli iyiye gitmiyor. Her dakika dünyada binlerce, her dakika içerisinde binlerce uçak uçunca, tabii bu uçakların bıraktığı, işte yaktığı yakıttan dolayı bir ısır saçıyor etrafa, bir kirlilik saçıyor. İyiye gitmiyor. Bu dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Diyorlar bu işte dünyaya şekil verenler, bu kadar insan çok, işte 2 milyar, 3 milyar yeter diye. Ama açlıkla insanları, yani aç insan tabii bir süre açlığa dayanır, ondan sonra ölür. Ama savaşlarla, ama başka şekilde, ama iç kargaşalarla hep insanlar zarar görüyorlar. İnsanlık zarar görüyor. Benim yani kanımca, bu tabii benim düşüncem, bu icat yapan insanlar, bu kanseri bulan, işte çipleri bulan insanlar, gün gelecek öyle bir madde bulacaklar. Bu hani izlemiştim, hani yukarıdan atılan bir gazla bütün bir nesil ortadan kalkıyor diye. O insanlar işte buldukları böyle bir maddeyle bu kötü insanların ortadan kalkmasına vesile olacaklarını, yani
bu madde gaza karışınca çoğalıp başka türlü ulaşmanın imkanı yok. Ama diğer insanlardan nasıl ayrılırlar? Normal insanlardan. Herhalde bu buluşu yaparken sadece kalp, yani kalbin, yani iyi kalple kötü kalbin çalışmasını ayırt ederler herhalde. Ona göre o kullandıkları gazın kimlere zarar vereceğini düşünmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Yoksa sadece kötülerin yaşadığı bir dünya kalacak. Ama sonunda biliyorum ki iyilik kazanacak, iyi insanlar kazanacak. Bu kötü insanlar paraya sahip oldukça, varlığa sahip oldukça her şeyi alabiliyorlar. İstedikleri her şeyi aldıkları için artık hiçbir şey onlara zevk vermiyor. Normal insanların zevk aldığı şeyler onlara zevk vermediği için onlar da kendilerine bu insanların toplu olarak ortadan kalkışları, onların acı çekişleri, onlara bu gibi şeyler zevk veriyor. Bunlarla uğraşıyorlar. Bundan dolayı da bu bilim insanları bir formülünü bulup sadece ürettikleri şeyin, neyse üretecekleri, kötü insanlara yönelik, onları içeren, tabii ben gaz diye, çünkü gaz her yere ulaşabilen bir madde, havayla birlikte her tarafa karışabilen madde, o şekilde kötü insanların kökünü kurutacağına inanıyorum. Çok uç bir senaryo oldu ama böyle bu benim kendi düşüncem.